Sizin kayıtlarında bu var. Umarım bu şekilde devam eden bir 8 gün, zira barajlar boşaldı diyeyim ve daha fazla ıslatma beni diyen Ferit Demirbaş'a sözü bırakalım. Evet Ferit. Evet Fuat Kozluklu, biz şu anda Beyoğlu'nda Taksim'deyiz. Kameraman arkadaşım Samet Gençtürk ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a bir yağış uyarısı yapılmıştı. Saat 18'e dikkat çekiyordu meteorolojinin açıklaması. 18 itibariyle yağmur bulutları gökyüzünde toplanmaya başladı, ancak yağmur damlaları İstanbul'a düşmemişti. Yaklaşık 2-2,5 saat İstanbul'da hava durumu böyle ilerledi, ancak saatler 8'i geçmeye başlamıştı ki artık o uyarısı yapılan yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı. Şimdi ben kameraman arkadaşımdan biraz da etrafı göstermesini isteyeyim. Aynı zamanda ben de İstanbul'daki son durumu aktarmaya devam edeyim. Tabii saat 8 çeyrek gibi İstanbul'da etkili olmaya başladı sağanak yağış. Kenti aynı anda etkisi altına alan bir yağmurdan söz edemeyiz. Zira biz yayına hazırlanırken bulunduğumuz nokta olan Taksim'de yoğun bir yağış yoktu. Ancak 5 dakika içerisinde buradaki yağış miktarı da aniden arttı. İşte burada bulunan vatandaşların da kendilerince aldığı yağmura karşı kendilerince aldığı tedbiri de bir yandan ekranlara getiriyoruz. İlçe ilçe yağmur bulutları, o kara bulutlar yağmuru bırakmaya başladı İstanbul'a. Zaman zaman yağmurun şiddeti arttı. Aynı zamanda gök gürültüsü de yağmura eşlik etmeye başladı.